Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün uzun zamandır beklediğimiz Godzilla vs. Kong filmiyle, filminin yorumlarıyla karşınızdayım. Nasıl başlasam bilemiyorum tabii. Öncelikle spoiler, zaten fragmanda her şey gözüktüğü için herhangi bir spoilerlık bir durum yok. Yani çok hassas bir yer olursa da ondan önce uyarırım. Film biliyorsunuz Godzilla ve Kong serisini birbirine bağlayan bir eser olarak uzun zamandır bekliyorduk. Özellikle bu pandemi döneminde tabii vizyona çıkamayınca film. Daha hani böyle bir bekler olduk çünkü bu tip içeriklere açız. Justice League falan ne kadar iyi gelmişti her şeye rağmen. Ama Godzilla ve Kong yani benim beklentilerimin çok ötesinde, bana göre beğenenler de olmuş ilginç bir şekilde, o çok iyiydi falan diye. Çok beklentilerimin çok uzağında kalan çok kötü bir film olmuş ya. Yani çok üzücü. Başrollerde Kyle Chandler, Millie Bobby Brown ve Alexander Skarsgård gibi önemli isimler var. Yönetmense Adam Wingard. Adam Wingard'ın da çok yüksek not alan hiçbir filmi yönetmediğinin altını çizelim. Yani adamın hep 5,5-6 seviyesinde notlar filmlerle çektiği filmlerin. Yani neresinden başlasam, neresinden tutsam elimde kalan bir film olmuş Godzilla ve Kong. Yani bu iki önemli kadim yaratığın birleşme noktasında hikayesinde böyle mi olmalıydı? Yaratıcı bir takım tabii konular mevcut ama çok kopuk kopuk başlıyor zaten film. Yani bir yere gidiyoruz, bir bilgi geliyor, bir başka mekan, başka insanlar. Çok fazla böyle bir teenage muhabbeti var. Gereksiz. Zaten o sahnelerin hani tamamı atılsa hiçbir zararı olmaz filme. Aksine faydası olur. Çok yani çok boş bir film olmuş ya. İlk Godzilla öyle miydi? Yani ne kadar güzeldi. Yani ondan sonra o devam Kong da iyi filmdi. Ama yok yani hani bu ikisini birleştirme noktasında çok büyük patlamışlar yani. Yaratıcı bir fikir ortaya koyma noktasında da bir sıkıntılar var. Hadi o anladık. Hani orayı bir şekilde pas geçiyoruz. Zaten belli böyle bir mantık aramıyoruz. Ama bu tip bir filmde de temel mantık üzerinde yani hataları olmaması gerekiyor bu kadar da fazla yani. Uçak gemilerinin, yük gemilerinin üstünden seke seke giden King Kong'la uçan kaçan Godzilla'ya falan zaten artık bir şey demiyoruz. Ama yani genel olarak çok problemli bir film. Oyunculuklar falan çok kötü yerlerde yani. Ben Kyle Chandler'ı, Millie Bobby Brown'u, Alexander Skarsgård'ı falan hiçbir zaman hiçbir filminde böyle görmedim. Özellikle Millie Bobby yani o geleceğin en büyük yıldızlarından. Yani istemeyerek oynamış gibi zaten. Ve çok kötü yani. Ah korktum falan. Böyle yapmacık her şey. Zaten o filmin izlemişsinizdir büyük ihtimalle hepiniz. O üçlü arasında geçen her türlü muhabbet zaten saçma sapan. Yani hiçbir yere varmıyor. Hiçbir konu olmuyor. Monarch tarafındaki olaylar çok zayıf kalmış. Apex tarafına odaklanıyoruz. Doğal olarak ama orada da hani olaylar düzgün akmıyor bir şekilde. Hollow Earth denilen yeryüzünün göbeğinde bir çekirdek içinde enerji barındıran bir bölgeden söz ediliyor. Yer çekiminin ters düz olduğu falan. Orayla ilgili tamam fikir bu tip bir film için hoş ama hani derinlemesine gittiğinizde ortaya çıkan sonuç çok kötü. Ve devamında konuyu böyle hani Lay Lay Lom'a bağlayan bir mevzu. Yani Godzilla Kong dövüşü, görsel efektler, bu arada hakkını verelim. Her şey çok iyi. Zaten bitmiş artık yani. Deniz, gemiler, görsellik, King Kong'un animasyonları, dokular, tüyler, zırhlar, işte kabuklar Godzilla tarafından bakacak olursak. Ama bu Pasifik Rim'den beri şöyle bir şey var. Böyle neon ışıklar arasında birbirini döven dev yaratıklar ra gitti iş yani. Sürekli bunun üzerinden bir ekmek aranıyor filmde. O da sıkıntı. Şimdi eğer hala yani bunu bu kadar gömmüş olayım. Hala izlemeyenler varsa bundan sonrası için belki birazcık spoiler içerebilir. Ama fragmanda görülenin haricinde bir şey çok da söylemeyeceğim yani. Onu da size söyleyeyim.
Tabii mevzuya bir de Mecha Godzilla meselesi giriyor bu film içinde ki fragmanın bir yerinde o da gözüküyordu. O taraf yani hiç uymamış. Şöyle de bir şey var tabii Godzilla tarihi çok eski 1930'lara dayanan bir hikaye. Godzilla'nın hikayesi, konsepti. O zamandan beri gelişerek devam ediyor tabii. Ama 1950'lerde yine bir gelişim var. 60 ve 70'lerde özellikle geliştirmeler var Godzilla ile ilgili. Ve 70'lerdeki filmlerin birçoğunu ben de izledim. Mechagodzilla olan filmi de izledim. Zaten o ayrı bir filmdi. Niye bu filmin içine tıkıştırdılar? O da ayrı bir dert. Onlar böyle genel olarak zaten iyi filmlerdi ve kendini izleten belli bir konu üzerine oturmuş filmlerdi. King Kong'un adasından ayrılıp yani King Kong için her şey yapılıyor ama yani King Kong'un zaten mutlu olduğu adasından ayrılıp tekrar şehire getirilmesi ve meşhur gökdelen sahnesinin yaşanmaması zaten apayrı bir olay. Onu da geçiyorum. Yani King Kong'un bir o normal hikaye örgüsünde de problem var. Ha tabii o yani bu film orijinlerine bayağı bir uzak kalıyor yani hatta hakaret ediyor denebilir. Ha modernize ettik böyle yaşayacağız artık falan kısmı olabilir ona bir şey demiyorum. Ama filmde karşımıza işte Mechagodzilla mesela normalde Godzilla kültüründe uzaydan gelen bir robot gibi tasvir ediliyordu. Burada işte yine Pacific Rim kafasında işte nöral bağlantı yaptık. O Ghidorah'ın kafatasından geçen neon borular sayesinde Mechagodzilla'yı yönetiyoruz ve o bir noktadan sonra zaten koparıp bağını kendi düşünüp hareket etmeye başlıyor falan. Orası zaten apayrı. Mechagodzilla tasarımı enfes. Her türlü akarı gideri var. Hiçbir problemi yok. Ama hikayenin içine monta kısmı öyle. Kong Godzilla savaşları çok fazla CGI pornosu. Daha yani hani gemi yani denizdeki savaşları biraz daha hani ilgi çekiciydi ama gece binaları yıka yıka hani ışıklar arasında pembe mavi neonlar arasında o da bir insanı yoruyor. Hadi tamam arasındaki savaştır. Bir kere teknik olarak zaten Godzilla'nın maçı alması lazım çünkü kendisi radyoaktif püskürtme yapabilen acayip özellikleri olan ve kırılmaz, bükülmez, zarar görmez bir kabuğa sahip bir zırhı olan, uçları keskin kuyruğu olan her türlü King Kong'u götürebilecek kapasitede bir canavar. King Kong'un tabii ki güçleri yadsınmaz. O da çok zeki ancak daha sosyal Godzilla'ya göre. Bunlar ayrı konular. Bunlar güzelce işlenebilirdi. Bu filmde bir de Hollow Earth meselesi karşımıza çıkıyor. Göbekte işte bir ters yer çekimi falan muhabbeti. Hadi oraya gidiyoruz. Bir şekilde araç tasarımları falan yine güzel. Giriyoruz içeriye. Bu sefer abi yer çekim yani yer kabuğunun içindeki bir çekirdeğin içinde yaşanan bir dünya tamam. Fakat ışık var. Yani aydınlık her yer. Bir ışık kaynağının nasıl var? Güneş yok, bir şey yok. Göbekte nasıl her taraf apaydınlık. Hadi oradan gidiyoruz işte King Kong'un köklerine. King Kong tahtına oturuyor, eline baltasını alıyor. King Kong kime hükmedecek abi? Hükmedecek kimse yok. Orada belli işte kadim yaratıklar var. Onların da vahşi ve saldırgan ki onların tasarımı da çok güzel. Yani tasarım ve sanat yönetimine dair diyecek hiçbir şeyim yok. Bilgisayar efekti özelinde de diyecek hiçbir şey yok. Ama konular hiç Apex öyle, Monarch öyle. Kyle Chandler'ın oynadığı rol öyle. Orada duyuyor. Aa 10 dakika sonra Pensacola'dan Hong Kong'a geliyor. Nasıl oluyor abi? Yani mantık aramıyoruz. Tamam ama mantıksızlığın da bir mantığı olmalı yani. Ne, o her şey bir anda oluyor. Bir tünelden Hong Kong'a geçiyorlar kargo. O insanlar için uygun mu değil mi? Filmin başında işte tesisten password araklama sahneleri falan yani hiçbir şey tutmuyor. Apex'in üstünü Godzilla dümdüz etmiş, alt tarafta tıkı tıkı herkes çalışıyor falan. Yani hiç Hollow Earth tarafı görsel olarak nefis olmuş. Gerçekten çok etkileyici, çok güzel. Yani konsept art sanatçısı çizmiş belli ki bunlar da alıp aynı şekilde
filme uygulamışlar. Her şey çok güzel, süper, şahane ama topladığında konu yok. Yer çekimi ters, işte kardeşi ölmüş bilmem ne, babalar lambır lambır iniyor araçtan. Hadi o geçiş arasındaki dönüşümden diyoruz, oradan bir mantık kuruyoruz. Abi Hollow Earth dediğin şey enerji işte havada uçuyor. Yani çok tutarsız ya. Acayip rahatsız oldum ve birçok yani film için genelde gördüklerimi beğenip yani onlara sığınarak yaşıyorum ama o yüzden bir ara adım şeydi işte her şeyi beğenen Hasan abi falan. Ama bunda beğenecek hiçbir taraf bulamadım ya. Ve Godzilla ve Kong gibi iki karaktere de çok büyük haksızlık edildiğini düşünüyorum. Her ikisi de ortada kalmış. Zaten sonunda işte kanka beraber yendik Mechagodzilla'ya bağlanıyor ki o da apayrı bir konu. Yani hiçbir şey yazamadık. Mechagodzilla'yı koyduk. İkisi yensin. Ulan süper bir fikir falan. Tamam şimdi evlere dağılıyoruz falan şeklinde herhalde yazıldı konusu yani. Bu kadar basit olmamalı yani. Çok üzücü. Arada tabii duygusal vesaire. O üçlü teenage muhabbetini zaten geçiyorum. Yani korkunç. Bir de şey. Duyma engelli kızın hikayesini King Kong'la iletişim üzerinden yedirme. Yani tamam orası eyvallah duygusal ama bir noktada orası da bayıyor yani. Çünkü King Kong bir yetişkin. King Kong'un orijinal hikayesinde onu bulan ve ona zarar verilmesini istemeyen hatuna aşık olması durumu vardı. Burada o konu değişmiş. Duyma engelli çocukla işaret diliyle iletişime gelmiş. Yani tamam yani bunu da kabul edebiliriz de yani çok mu gerekli? King Kong abi. Ya bir de şeyin dönüşümü çok hızlı oldu tabii. Godzilla'nın normalde zaten çok iyi yürekli bir yaratık değil. Fakat bu film yani yeni seri bu filmlerde biraz öyle lanse edildi. İşte insanlığı birinci filmde kurtardı. Ondan sonra atladı denize gitti. Öteki türlü insanlar bunu bu sefer kurtardı. Hayata döndürdü. O tekrar kadim yaratıkları ezelden gelen düşmanların işte Gidoraları bilmem neleri harcadı. Yine insanlığı kurtardı. Bugün tekme tokat gelip işte ev bina ev yıkıyor. Bir de çevresel şeyler yani böylesine bir yıkımda 100 bin 50 bin 100 bin kişinin belki öldüğü ve hala insanlar kaçışıyor falan. Orada yani o tarafta da böyle mantığı oturtamıyorsunuz. Şimdi insanların tabii bundan 50 yıl önceki gibi çalışmıyor kafası doğrusunu isterseniz arkadaşlar. Artık herkes her şeyi bu bilgi çağında bilgiye hem daha kolay erişiyorlar hem de her şeyden daha çabuk haberdar olup bilgi sahibi olabiliyorlar. Mesela benim ilk gördüğümde King Kong'u taşıdıkları devasa gemide tanker gibi bir şeyde o geminin batmaması ve devrilmemesi için en azından gemi kadar ya da gemiden daha uzun bir altta böyle yelkenlilerde olan salma gibi bir şey olması lazım yani. Yoksa mümkün değil. Baba orada hopluyor, zıplıyor, eğiliyor, kalkıyor, zincirleri çekiyor, pata 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 vuruyor falan. Yani gemi teknolojisi öyle bir şey değil. Hani kağıttan gemi yaptığınız zaman bile aşağı yukarı o mantığı bilirsiniz. O kadar işte okuyoruz, görüyoruz, belgesel izliyoruz. Bunu siz alıp lap diye bu şekilde koyunca karşıya bu sefer sıkıntı oluyor yani algılamakta. Ulan diyorsun ki bu geminin en basit haliyle söylüyorum. Bu gemi nasıl batmıyor? Bu gemi nasıl yalpalamıyor? Bu gemi alabora oluyor sonra tekrar nasıl düz dönebiliyor? Yani bir sürü bu tip böyle mantıksal problem. Hollow Earth'e giden yolda yani aletlerle ilgili öyle diyorlar, böyle diyorlar. Bir bakıyorsun gelmişsin falan. Yani hep bir problem mantık aramıyoruz. Okey. Yani argüman bu ya. Bu filmlerde mantık aramıyoruz zaten. Böyle seveceğiz. Ulan zaten ben bir sürü filmi öyle sevmişim. Ama zekaya böyle hakaret derecesinde mantıksızlık olunca da rahatsız oluyor insan ya. Çok kötüydü. Ben bu kadar söyleyeyim. Yani çok üst perdeden bir reaksiyon mu veriyorum bu filme bilmiyorum. Ama benim için gerçekten önceki King Kong ve Godzilla'ları mumla aratan ve her tarafından patır patır patlayıp dökülen bir filmdi. Warner Bros'un IMDb üzerinde bazı yorumları sildirdiği, notları yükselttiği gibi söylentiler geziyor. Söylenti, biz dedikoduların yalancısıyız.
şu anda yani bu videonun çekildiği gün IMDb notu 8'e yakın, asla o derecede bir film değil. Eğlencelik çıtır çerez 5-6 notla izlenir. Ona bir şey demiyorum ama normalde bundan sonra hikayeyi nasıl bağlayacaklar, doğrusu ben de merak ediyorum arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Çok başınızı ağrıttım. Gergin bir video oldu. Çünkü delirtti bu film beni. Bir başka film yorumunda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.